İyi akşamlar. Siyorek Kültür Platformu'nun değerli izleyicileri, bir canlı yayınla daha karşınızdayız. Bu akşamki canlı yayın konuğum Sidar Yayın Evi sahibi Sayın Cemal Babaoğlu olacak. Konuğumu birazdan canlı yayına alacağım. Konuğum canlı yayına gelmezden önce Siyorek Kültür Platformu'nun çalışmalarından ve yönetim kadrosundan biraz bahsetmek istiyorum. Siyorek Kültür Platformu hepinizin bildiği üzere yaklaşık 2 yıl önce kuruldu. Siyorek Kültür Platformu'nun oluşturulma amacı Siyorek'in zengin kültürel geçmişini ve tarihini ön plana çıkarmak, bu değerleri gelecek nesillere aktarmak. Değerli yönetici arkadaşlarımızla birlikte ve sizlerin katkılarıyla bu hedefe ulaşacağımıza inanıyorum. Tarihini bilmeyen toplumlar kökenlerini anlamada ve geleceği şekillendirmede eksik kalabilirler. Tarih bir toplumun kimliğini güçlendirir ve geçmişten gelen öğretilerle geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlememizi sağlar. Kültür bir toplumun karakterini, değerlerini, tarihini yansıtarak insanların birbirlerini anlamasına ve bir arada yaşamasına katkıda bulunur. Bu platform, Siyorek'in kültür zenginliklerini paylaşarak birbirimize daha da yakınlaşma ve birlikteliği güçlendirme amacını taşımaktadır. Aristoteles'in ifadesiyle belirtmek gerekirse, kültür toplumun can damarıdır. Bu söz, kültürün sadece geçmişi koruma misyonu taşımadığını, aynı zamanda geleceği şekillendirme görevini de üstlendiğini vurgular. Sizlerin huzurunda beni destekleyen tüm üyelere, yönetimdeki arkadaşlarıma ve bizi izleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Dedikten sonra değerli konuğum Cemal Babaoğlu'nu yayına alacağım birazdan kendisini. Kendisi Urfa'da yaşıyor. Yakın dönemde Urfa fuarlarına ve Ahmet fuarlarına katılım gösterdi. Sanırım konuğum geldi. Sizinle ulaşalım. Sayın Cemal Babaoğlu, Siyorek Kültür Platformu'na hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Selamlar, saygılar. Sayın Cemal Babaoğlu, siz gelmeden önce Siyorek Kültür Platformu'ndan biraz bahsetmiştim. Evet. Bizi izleyen değerli dostlara buradan seslenmek istiyorum. Bu yayını paylaşırlarsa daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşabiliriz. Doğru. Cemal Bey, yanınızda başka bir telefon açık mı? Yok. Ses sıkıntı mı var? Bir yankı yapıyordu sanki de o yüzden. Herhangi bir yok. Bilgisayarın açık olması bir etki yapar mı? Yok. Orada başka hiçbir şey açık değil. Şu an iyi. Şu an iyi. İyi. Çok güzel. Tamam. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Bu arada birçok değerli dost bizi izliyor. Hepsine saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Bizden de selam olsun. İyi programlar. Sayın Cemal Babaoğlu kimdir? Bize kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Evet. Siyorek Kültür Platformu'na öncelikle sizlere yoğun bir emeğinizden dolayı da başarılar, tebrik ediyorum. Şimdi Cemal Babaoğlu 1960 Siyorek doğumludur. Biz Urfa'ya 82 yılından bu yana Urfa'dayım. Urfa'da da çeşitli işte iş yerlerinde, GAP projesinin birkaç projesinde çalıştım. En son 90'dan sonra da kendi iş yerimi kurdum. Yani bir özel bir işletme çalıştım. Sonra köşe yazarlığı yapmaya başladım. Bir dönem oldu İnsan Hakları Dernek Başkanlığı, iki dönem yaptık. Şu anda yayıncı olarak da yaşamın bir ucundan tutup ayakta kalmaya çalışıyoruz. Evet.
Sayın Cemal Babaoğlu, Sibel Yayın Evi ne zaman kuruldu? Bu yayın evini kurma amacınız ne? Şimdi Sidar Yayınları'nı biz Ağustos 2021 yılında kurduk. 2007 biraz pandemi dönemiydi, hazırlık yılı oldu. Zaten 2000'li yıllardan bu yana işte köşe yazarlığı, birkaç 2010 yılında ilk kitabım yayınlandı. Kendi çapımızda işte birkaç araştırmaya dayalı kitabımız çıktı. Bunun yanı sıra kardeşlerim de kitapları vardı. Yayın eviyle ilgili bir arayışa girdik. Yani dedi ki kendimize çalışalım biraz daha. Başkalarına değil de hem de müdahale edilmeden istediğimiz tarzda da basılmadan zorlanıyorduk da o anlamda. Abim İrfan'ın da Diyarbakır'da Ahmet'te kitap evisi vardı, yayın evisi vardı. Sonra o bırakınca oradan da bizim bir altyapı, bir deneyim şeyi vardı. O açıdan, o deneyimden de yola çıkarak yayın evini arayış içerisinde birçok öneriler geliyordu işte. Bence beni dinlersen işte İstanbul merkez olsun, Ankara olsun. Şimdi yaşadığımız coğrafya Mezopotamya, Urfa, Diyarbakır, Mardin müthiş bir kültürel birikim, müthiş bir tarih. Bunları yazmak isteyenlere yardımcı olmak, o açıdan Urfa'da da bunu dayatıyordu. Yani Urfa'da birkaç tane yayın evi de olsa ihtiyaca kültürel anlamda bir takım tarihsel gerçeklerin açığa çıkması noktasında, muhalif yayıncılık noktasında bir ihtiyaçtı. Artık o ihtiyacı ne derece yerine getirip getirmediğimizde elbette ki okuyucular da yola çıkacak. Şunu itiraf edelim, yani yola çıkarken gerçekten Siverek Kültür Platformu'nda bayağı da sağ olsun desteğini aldı. Bu arada İstanbul'da yani önemli bir yayın evini, yazarı kendi yayın evini bırakıp bana lojistik destek sundu. Yazılarını, kitaplarını da benim yayın evimde yayınlatarak destek sundu. Özellikle Abdullah Yılmaz, Devrim Kara editörlerimizin bu konuda bana yardımları, destekleri de çok oldu. Keza sizin de öyle ve birçok arkadaşın teknik anlamda şu anda ilk yola çıktığımızda hani kervan yolda düzülür ya, bizimki de bir nevi ele oldu. Yani amatörlükten profesyonele doğru geçerken gerçekten ki amatörlük süremiz çok kısa sürdü yani. Yani sağ olsun dostlar yanlışlarımızı anında bizi uyararak ve şu an 3 tane grafiker anlamında teknik, mizampaj, kapak, tasarım, zaten bir yayın evini yapan konulardan teknik destek sağlama gerekli alanlardan bu arkadaşlardan oluşuyor. Sağ olsun gerek Van'dan, Mardin'den, Diyarbakır'dan teknik destek aldık yani bazı konularda. O açıdan şimdilik iyi gidiyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum artık. Evet. Tabii Sidar Yayın Evi dediğiniz gibi bölgemizde çok ciddi bir yayın açığını kapatıyor. Özellikle biz Siverek Kültür Platformu ailesi olarak da Sibar Yayın Evi'nin bütün yayınlarını destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Özellikle aynen, yeni yazmak isteyen, ilk defa yazan, deneme yazan, roman, öykü yazan, şiir yazan birçok arkadaşımıza da destek verdiniz. Bu anlamda da desteğinizden dolayı sizi kutluyorum. Bu anlamda yayın evimiz çok önemli bir iş yapıyor bize göre. Mutlaka eksikleri olacaktır. Ama süreç içerisinde dediğiniz gibi süratle bu eksikler giderilip daha kaliteli yayınlar çıkarmaya devam edecektir. Buna olan inancımız tam. Evet. Cemal Bey, isterseniz bilgisayarı kapatın. Belki oradan eko yapıyor olabilir. Hmm. Siverek Kültür Platformu
Kurumu'nun değerli izleyicileri, bugünkü canlı yayın konuğumuz Sidar Yayın Evi'nin sahibi Sayın Cemal Babaoğlu. Cemal Bey, bugüne kadar kaç kitap bastınız? Şimdi Ağustos 2001 itibariyle, yani 3. yıla girdik. 110'a yakın Kültür Müdürlüğü'ne başvurduğumuz isaben eden 105 tane basılı eseri gerçekleştirdik. 5 tane de yayın aşamasındadır. Yani 105 taneyi bitirdik. Bunun analiz edersek 25'e yakın şiirdir. 25-26'ya yakın şiir yazdık. Öyküler var, roman var, işte Kürtçe, 10-13 civarında Kürtçe kitap var. Yazarlarımın büyük çoğunluğu da, yani şu an 20-27'ye yakın Siverekli yazar, şair, araştırmacı. Yani bu konuda başta da dedim, özellikle Siverekli yazarların desteğini de gördük. Sağ kendilerine buradan da teşekkür ediyorum. Tabii bu Siverek bunu hak ediyor yani. Yani bugün Urfa için biraz sorun, problem, yani böyle araştırma noktasında eksikler çoktur ama Siverek'in biraz da ezelden beri bir toplumsallığı var. Ezelden beri bir tarihselliği var. Ve sürekli tarihe belge bırakma gibi bir vizyonu var, amacı var yani bu açıdan. Urfa için biraz bu azdır yani. Orada da mutlaka vardır, bazı yazarlarımız vardır ama son derece yetersizdir bu konuda. Urfa'ya ömür vermiş dedesinin soy olarak da mezarları burada bulunmuş ama bunların tarihlerini açığa çıkarmak da onların da görevidir. Maalesef bu görevi biz yerine getirmeye çalışıyoruz. Yani o konuda mesela Son Yahudi kitabı, bir de Ötekilerin Öyküsü bu görevi yerine getiriyor. Ama yeterli mi tartışılabilir. Evet. Evet, sözlü tarih çalışmasıdır. Ve Urfa'nın öz tarihidir. Urfa'nın yerli tarihidir. Bunu biz fuarda işte İktidar Partisi'nin il başkanları fuarı gezerken bu kitabı görüyor. Diyor ki sen diyor İsrail'i mi yazdın? Tarihini mi yazdın? Dedim yok, bu Urfa'nın tarihidir. Peki Urfa'da Yahudi var mıydı? Dedim alır okursan, öğrenirsen var mıydı yok muydu? Ve burada yaşayan torunlarının sözlü tarih çalışmasından röportaj yaparak onların bilgileri doğrultusunda yorum katmadan olduğu gibi betimleme yapılarak öyküleştirilmiştir. Bozova'da. Bugün tabii bizim ağırlıklı konumuz Sidar Yayın Evi'nin yayınları olacak. Urfa ve Diyarbakır fuarlarını da konuşacağız ama söz gelmişken Son Yahudi kitabına da değindiniz. İyi oldu değinmeniz. Aslında Urfa'daki Son Yahudi Siverek kökenli İshak Şarkoyan ailesi değil mi? Doğru. Olur. Yani o konuda İsmet arkadaş, İsmet Siverekli'den de bayağı bilgi aldığımda bu kitap yayınlanmıştı. Doğrusu evet. Siverek'ten geldiklerini bilmiyordum yani yazarken. Bu tip araştırma kitaplarına asla nokta konulmaz. Tabii. Hele tarihsel şey. Evet. Çünkü onu tabii birilerini tamamlamabilir yani şey değil. Çünkü bu sizinle evet. Bu kitapla ilgili yaptığımız görüşmede o zaman da bahsetmiştim. İshak Şarkoyan Siverekli bir kumaş tüccarı. Şorkaya geçerler mi? Şorkaya ile. Şarkoyan. Zazaçada Şar millettir. Kora dağdır. Evet. Dağın milleti, dağın halkı anlamında. Şarkoyan. Evet. Siverekli onlara Keşarkoyan diyorlar. Keşarkoyan. Mala Şarkoyan. Amcalarım Siverek'te ticaretle uğraşıyordu. Züveyr amcam bu aileyi tanırdı. Bu aile Siverek'te kumaş tüccarıydı geçmişte. Ticari hacimleri artınca Urfa'ya gidiyorlar. Urfa'da oranın gümrük hanında bir dükkan satın alıyorlar. Tarihi bir hanında. Urfa'da Çakarya mahallesinde yerleşiyorlar.
Tabii ben çok sordum. Urfa'da Çakarı Mahallesi neresi? Eski Urfalılar biliyor, yeni Urfalılar pek bilmiyor. Yok, Kendirli Mahallesi olmuş. Çekeri Mahallesi. Daha sonra değiştirdiler Kendirli Mahallesi. Kendileri olmuş. Çekeri dese bir hafıza orada oluşacak. Orada bir hafıza var. Aynen öyle. İsmi değişmeyle Aynen öyle. birlikte o hafıza siliniyor. Yani çok bilinçli bir hareket. Yani çok bilinçli yapılmış, evet, dediğiniz gibi. O Evet. ailenin öyküsünü biliyorum. 1946-47 yılında Urfa'da toplamda sayıları yaklaşık bine varan Urfalı Yahudiler göçe zorlanıyorlar. O katliamdan sonra 7 kişilik bir aile seçiliyor ve katlediliyor. Planlı projeli bir göç durumu aslında. Siyonik Yahudileri de, Urfa Yahudileri de göçe zorlanıyor. Mersin Taşucu'ndan 47-48 yılında kurulan İsrail Devleti'nin bugünkü kurulduğu topraklara bu insanlar göçe zorlanıyor. Ve maalesef aslında bu insanlar bizim hemşehrilerimizdi. Yani Urfa'da, Siverek'te binlerce yıldır mezarları olan o bölgenin yerleşik halklarıydılar yani. Evet, aynen. Aynen. Maalesef. Buna da değinmiş olduk bu vesileyle. Evet. Biz kaldığımız yerden devam edelim Sayın Babaoğlu. Evet. Daha çok ne tür kitaplar bastınız? Yani bunları mesela şiir, biraz önce bahsettiniz, öykü, roman, deneme, araştırma, inceleme kitapları. Daha çok bunları böyle bize detaylandırırsanız ne şekilde anlatmak istersiniz? Basımlı yaptığınız kitaplara. Yani şu an tabii belirleyici olan hani yazarın bize güvenip dosyasını getirmesidir. Bu gelen dosyalar içerisinde yani dedik ya 27'ye yakın bir şiir kitabı, öyküler de var, roman da var. Bunun yanı sıra Kürtçe kitaplar da var. Yani gelen şeye biraz toplumsallık böyle şey olduğu zaman yani yayın evimiz mümkün olduğu kadar basma taraftarıdır. Bazen özellikle yeni genç yazarlar bazen de basma kriterine bile girmiyor. Sırf onu onure etmek, onu biraz daha teşvik etmek. Ve o konuda yol aldığımı düşünüyorum. Mesela en son birkaç Siverekler bir şeylerimizden olsun, buradan olsun. Genç yazarlar da yazarlar. Onları biraz motive ettik ve ikinci eser ürettiklerine de tanık olduk. Evet, bu arkadaşımız da tez yazmıştı. Evet. Zazaça. Genç arkadaşımız. Evet. Yani ona da yayın evimizin imkanıyla bastırdık onu. O da memnun oldu. Biz de memnun olduk ve oradaki Zazaça yazılan Zazaça kültürüne de katkı olsun. Sonuçta bir dildir. Evet, eğitimi olmasa da dededen toruna geçen bir dil gelenekselleşmiş. Ve şimdiye kadar unutulmadığına göre bundan sonra artık unutulacağını da sanmıyorum. Yazılı eser bırakmak çok önemlidir. Hani söz uçar yazı kalır. O açıdan bir dilin devamı için birincisi yazmak, ikincisi de okura düşüyor. Okur da o yazılanın sahiplenmesi gerekir. O noktada biraz tartışılabilir ne derece sahiplenme. Yine de bütün olumsuzluklara rağmen yine de hiç sahiplenilmiyor demek doğru da değil. Sahipleniliyor yani. Ama yeterli olmayabilir, normaldir. Evet. Tabii yeni bir yayın evi, henüz 3 yıllık bir yayın evi ama böyle Evet. zazı çarpı kıymetli bir eseri basmanız gerçekten sevindirici. Hele ki ilk defa yazan, okuduğu bölümle ilgili bir tez hazırlayan bir gencin hiçbir ücret ödemeden kitabını basmanız, Sidar Yayın Evi'nin aslında kendi coğrafyasına, kendi kültürüne, kendi diline gösterdiği saygıyı da göstermesi açısından önemlidir. Biz buradan bizi izleyen bütün Siyerek Kültür Platformu'nun izleyicilerine de sesleniyorum. Sidar Yayın Evi'nin bu tarz eserlerini mutlaka satın alsınlar. Çünkü yayın evleri satacakları kitaplarla ancak hayatta kalabiliyor. Bu tür eserlerin basımını ancak bu eserleri satın alarak, buna destek vererek mümkün olabilir. O yüzden bu tarz özellikle dilde yazılmış olan eserlere verdiğiniz destek çok anlamlı. Yani çağrınız önemlidir. Evet, anlamlıdır. Çünkü yayın evimiz tamamıyla okurun sahiplenmesiyle ayaktadır. Yani 2,5-3 yıla yakın bir yayınımızı sürdürüyorsak bu da okurların, yazarların da desteğidir. Evet.
O da Karaca'da. Sayın Cemal Babaoğlu, yayıncılığın ne tür sorunları var? Yani günümüzde kağıt fiyatları, basın maliyetleri gerçekten artmış durumda. Platformumuzun değerli yazarı Kemal Siyan'ın deyimiyle artık insanlar kitap alıp okumuyor. Yani dijital bir dünya, görsel her şey. Gerçekten kitaba dokunmak, kitabın kokusunu çekmek ayrı bir haz, ayrı bir keyif veriyor. Ama yani günümüzde özellikle genç nesil kitap okumuyor diye eleştiriler var. Siz bir yayın evi sahibi olarak ne tarz sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Kitap basarken maliyetlerle ne şekilde başlıyorsunuz? Biraz bu tür sorunlarınızı da dile getirirseniz en azından buradan bizi izleyen değerli dostlar da bu konuda bir fikir edinmiş olur. Olur. Yani şimdi yayın evi olarak en çok muzdarip olduğumuz konu sürekli artan bir kağıt fiyatları. Neden artıyor? Biraz araştırdık. Şimdi kağıt fabrikasının kapatılması asla affedilecek böyle bir hata falan mıdır? Yani bir özelleştirme furyası adı altında son 40 yıldır yani bu ülkenin değeri, bu ülkenin öz sermayesi, bu ülkenin halktan toplanan tırnağından dişinden artırdığı vergi diye verdiği halkın vergisiyle toplanan fabrikaların gidip birilerine satılması, peşkeş çekilmesi biz yayın evlerini de olumsuz bir şekilde etkilenmiştir. Tabii söz konusu dediğimiz şimdi SEKA'ya ayrı bir format çektiler. Yani bir fabrikayı özele satarsan özel sermaye de onu geliştirir. Bu öyle olmadı. Bunu tamamıyla fabrikalarını sattılar ve fabrikayı tasfiye ettiler. Yerine konut mu bir başka alanda ürettiler. Biz dolara bağlı da olduğumuz için kağıtlar euroya bağlı, dolara bağlı. Dolayısıyla olumsuz etkileniyoruz. Birçok yayın evi yani şöyle diyeyim yani iktidara yakın yayın evlerinin böyle bir sıkıntıları yok. Onları Kütüphaneler Genel Müdürlüğü bizim destek verir. Kültür Turizm Bakanlığı ve onlara bağlı belediyeler. Dolayısıyla diğerleri de yazarların, okurların desteğiyle ayakta kalmaya çalışıyoruz. Merak ediyorum artık ne kadar dayanacağız? Bir de o yön var. Yani şu an gerçekten yayıncılık alanda zorlanıyor. Evet. Bu gösterdiğin kitaplar da işte yani her bir kitap basıldığında ikinci diğer kitabı aynı fiyattan basamıyoruz. Yani sürekli değişen maliyetler. Sürekli değişiyor. Sürekli evet. Kağıt maliyetleri artıyor. Evet, maalesef artıyor. Yani bu da okumayı şöyle yani zaten buradaki amaç şudur yani halkın okunması istenmiyor. Dolayısıyla halkımız da buna inat mutlaka okumamız gerekiyor. Evet internet kitap indirmeler oluyor. Şeyler oluyor ama hiçbiri internette kitabın doğruluğu da tartışılır. Yani o açıdan illa o araştırmaya dayalı kitapları, yayın evi bilinçli bir okur az da olsa vardır yani araştıran, inceleyen, okuyan. Yani hiçbir bilgi kitabın yerini dolduramaz. Yani internetlerden, şeylerden dediğin gibi kitabın kokusunu alacaksın. Aldığın eline o kitabın kokusu gelecek yani. O açıdan önemlidir. Evet. Değerli yazarlarımızın. Evet. Sayın Cemal Babaoğlu, tabii evet. Yayın evinin bir sürü sorunları var. Bunları dile getiriyorsunuz. Evet. Peki yeni yazmak isteyen bir yazar adayına öneriniz nelerdir? Önerim en çok sıkıntı yazdıklarından belli anlaşılan şu var. Yani biraz önce hangi konu üzerinde çalışacaksa onunla ilgili daha önce yayınlanmış kitapları okuması lazım, araştırması lazım. Daha da yazılarına daha da bir anlam kazanır, daha da bir derinlik kazanır. Yüzeysel olur yani okumadan yazma yüzeysel olur. Yani bu konuda çok okumalarını, az yazmalarını, az emin yazmalarını istiyoruz ki ortaya çıkan eser kendini gösterir zaten.
O açıdan. Yani daha çok yazmak için daha çok okumak gerekiyor. Evet, çok Değil mi? okumak lazım. Evet, okumak lazım. En azından hangi alana ilgi duyuyorsa, hangi konuyu yazıyorsa onunla ilgili mutlaka en az 50 kitap okuması lazım. En az. Yani 100 kitaptır. Kriter 100 kitaptır. Eğer yani bir kitap yazmak istiyorsan en az 100 kitap okuyacaksın. Ben biraz çıtayı düşürdüm dedim yani fazla. Kitaplar çok pahalıdır. 50 kitapsa duralım yani. Ama başka yoksa eksik kalır. Ne yazılırsa yazılsın mutlaka eksik kalır bu açıdan. Sayın Baloğlu, Sidar Yayın Evi bölgemizde yayıncılık anlamında ciddi bir açığı kapattığını düşünüyor musunuz? Yani şey doğrudur yani düşünüyorum. Çünkü niye? Çünkü başka şey yok yani. Özellikle mesela Urfa'da tam bir ihtiyaçtı. Şimdi bir desek mesela İstanbul zaten doyuma uğraşmış. Keza Diyarbakır da öyle. Hatırı sayılır. Mesela Van da öyle. Van'da da hatırı sayılır. Birkaç yayın evi var. Diyarbakır'da da var. Yani Urfa ve çevresi hatta Antep, Malatya, kısmen Mardin. Mardin'de de var bir şey. Yani Urfa'da bir ihtiyacı gidermeye çalıştık. Başarılı olduğumu, daha da olacağımı da düşünüyorum. Tüm eksikliklerime rağmen şuna takılmıyorum yani. Zaten eksikliklerden korkarsan yola çıkamazsın. Başarı da olamazsın. Doğru bildiğin kadar, biri seni bu konuda eksiklik farkına vardığın zaman o da bir deneyimdir. O açıdan doğru yolda olduğumu düşünüyorum. Güzeldir yani iyiler. Bir de dostların, arkadaşların sizin sayenizde daha da ileriye gideceğini düşünüyorum. Peki, Artık takdiri de okuyucu verecek bir de o var yani. Tabii. ana dilde yazılan kitaplara olan ilgi nasıl? Şimdi son günlerde eskiden bir söz vardı diyorlardı ki yani Kürtler gerçekten hep sözlü tarihi bayağı var. Yazılı tarihin olmaması yönünde bir eleştiriler vardı. Ama şu son 15-20 yıl hatta şu 10 yıl içerisinde son 10 yıl içerisinde önemli miktarda Kürtçe eser basıldı yani. Evet. Yani Kürtçe eser basıldı. Ha ilgi ne kadar? İlgi umduğun değil. Yani fazla bir ilgi de yok. Özellikle mesela Urfa'da da fazla yok. Diyarbakır'da olduğunu düşünüyorum. Diyarbakır, Mardin, Van bu yerler okuyor. Urfa'da yeni yeni başvuruları alıyorlar yani az da olsa alıyorlar. Beraberinde sözcük de alıyorlar. Yani bir merak var. Yani fuarı soracağın için bekliyorum şey onları Kapıda konuşacağız. izlenimini söyleyecek. Evet. Yani Kürtçe şeyden ben dedim ya 10-12 taneye yakın Kürtçe'de bastım. Her biri birinden kıymetlidir. Yalnız bu son bir tane tanıtım yapacağım. Yeni çıktı. Yazarın da bir iddiası vardı. Konu ilk kez yani müsaade edersen o bilgisayarı ben açayım biraz özetini okuyayım. O açıdan açmıştım. Tamam. Evet. Değerli Siyorek Kültür Evet. Platformu izleyicileri, bugünkü canlı yayın konuğu Sidar Yayın Evi'nin sahibi Sayın Cemal Babaoğlu. Kendisi canlı yayın konuğumuz. Bu yayını izleyen değerli dostlar, yayını sayfalarınızda paylaşabilirsiniz. Sidar Yayın Evi bölgemizin ciddi bir yayıncılık açığını kapatıyor. Kendisiyle bugün Urfa Fuarını, Kitap Fuarını ve Anet Fuarını konuşacağız. Kendisi basımını yaptığı kitaplarla ilgili bize tanıtımlar yapıyor aynı zamanda. Buyurun Sayın Cemal Bey, söz sizde. Sayın Süleyman, teşekkür ettim. Şimdi bu kitap Gerdun Nasi Erdnigari Jeopolitik. Bozan Karageçi tarafından yazılmış. Bunun biraz Türkçe açılımı evrenin insan üzerindeki etkisinden evren biliminin gelişimi, evrenin oluşumu hakkında ileri sürülen teorilerin evrenin keşfi hakkında bilgiler. Coğrafya biliminin gelişimi, genel coğrafya bilgileri, küresel, bölgesel, jeopolitik değerlendirmelerden oluşan Kürtçe kitap. Şimdi
yazar şunu söylüyordu. İlk kez bu konuyu Kürtçe olarak ben ele aldım. Diyarbakır fuarındayken bir tane özellikle standıma geldi. Dedi bana Gerdun Nasi kitabını ver. Biraz sohbet ettik. Dil konusu üzerinde araştırma yapıyor. Konuya hakim. Dedim ki yazarın bir iddiası var. Diyor ki bu konu bir ilk Kürtçe olarak. Katılıyor musun? Bir 15-20 dakika standa inceledi. Açtı, inceledi. Dedi doğrudur. Ya, bu açıdan belki bu kitabın eksikliği de mutlaka olacaktır. Ama birilerine bu bir adımdır. Yazarı gerçekten ben burada Sayın Bozan Karageçili kutluyorum. Önemli bir çalışmadır. Bir başka arkadaş da gelir, bunu da okur ve daha ileri, daha buna bilgiye bilgi ekleyerek daha güzel bir araştırma şeyi çıkar, Kürtçe kitabı çıkar. Kürtçe şu an hak ettiği yeri bulmuyor, yani fazla değil. Ama ilgi var, biraz daha bu Kürtçe eğitim konusunda yaygınlaşırsa kurslar, ki yaygınlaşıyor yer yer. Onunla birlikte okuma oranı da gelişir. Hak ettiği yeri bulur. Dediğim gibi artık yani Kürtçe hem yazıda hem sözlü hem yazılı olarak kefeni yırtmıştır. Yani artık yok sayılması, kaybolması mümkün görünmüyor. 12 bin yıldır kaybolmadığına göre bundan sonra da kaybolmaz diye düşünüyorum. Tabii bu tarz araştırma inceleme kitaplarının yazılıyor olması Kürt edebiyatı açısından, Kürt dili açısından çok önemli. Çünkü kıymetli yazarımız Mehmet Uzun Tu Sen kitabını yazarken özellikle Anadir'de yazmaya başladığında kaynak yetersizliğinden özellikle Kürtlerin yazılı bir ansiklopedilerinin olmamasından, yüzlerce binlerce yazılmış edebi eserin olmamasından yakınıyor, şikayet ediyordu. Hatta bu kitaplarını yazarken dönem dönem İsveç'ten Stockholm'dan Rojava'ya, Suriye Kürdistan'ına seyahat ettiğini, o bölgede hayvan isimlerini, bitki isimlerini defalarca yaptıkları seyahatlerde oradaki o dili konuşan insanların anlatımlarıyla tek tek bunları not aldığını, bu isimleri yazarak kitabında bunlara yer verdiğini bahsediyor. Bir sürü zahmetten, zorluktan bahsediyor. Hatta yani Orhan Pamuk nasıl Nobel ödülü almasın ki? Yani bir sürü görsel yazılı kaynakları var. Türklerin binlerce kitapları var. O dilde yazılmış binlerce eser var. Şeklinde haklı bir serzenişi vardı. Ama bugün artık Türkler, Türk gençleri, Türk yazarları, Türk aydınları ana dilinde coğrafya kitabı yazıyorlar. Dolayısıyla bu geleceğe dair, dile dair bize büyük bir umut veriyor. O anlamda dil, ana dilde yazılan bütün eserler gerçekten çok kıymetlidir. Sidar Yayın Evi'nin de bu ana dilde yazılmış olan eserinde ayrıca yer görmesi, basını yapması çok anlamlı ve çok değerli. Aynen. Aynen. Evet. Mehmet Uzun'u da buradan saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Ruhu şad olsun. Gerçekten Kürt diline çok büyük önemli katkısı oldu. Yani tartışmasız. Sayın Cemal Baboğlu, her geçen gün yeni katılımlarla büyüyen, gelişen bir Sidar Yayın Evi var. Gelecek hedefiniz nedir? Gelecekte Sidar Yayın Evi ne yapmak istiyor? Gelecekte nerede olmak istiyor? Yani biz 3 yıllık bir yayın evi sürecinde kendimizi sürekli gözden geçirip daha iyi kaliteli eserlere yayınlatmak bizim hedefimizdir. O açıdan bilmiyorum, daha ilerleme noktasında biraz daha yazarlardan daha kaliteli eserler de bekliyorum. Yani bizim elimizden geldiği kadar yayınlamaya çalışırız. Artık süreç belirleyici olacak. Önümüzdeki süreç belirleyici olacak. Bakalım. Biraz daha kategori şey yapmaya çalışıyorum. Yani önümüzdeki aylarda bir alt yayın evimizin
bir alt grubunu oluşturan bir yayın evi daha kurmayı amaçlıyoruz. İsmi de belli, tescil edildikten sonra açıklarız. Bununla ilgili işte şiirdir, öyküdür, denemedir, ilk kez yayın yapan yazarlardan bunların kitaplarını oradan yayınlayacağız. Daha kaliteli, daha toplumsallığı esas alan tarihi, felsefi kitapları da Sidar yayınlarında basacağız. Bu şekilde yani tüm diğer gelişmiş yayın evleri aynı yolu izlediklerini de gördük. Dolayısıyla Sidar'ı biraz daha markalaştırıp daha kaliteli eserlere bizim hedefimizdir. Yani artık ne derece hedefimize yüzde kaç ulaşırız? O açıdan kendimize olan güvenimiz de tamdır. Sizin gibi dostlar da arkamızda olduktan sonra, yazarlar, okurlar olduktan sonra ulaşacağımı düşünüyorum yani şeye, hedefe mutlaka. Sayın Cemal Babaoğlu, yakın dönemde Urfa Kitap Fuarı'na katıldınız. Urfa Kitap Fuarı'na dair gözlemleriniz nelerdir? Urfa'da daha önce kitap fuarları yapıldı mı? Bu ilk miydi? Katılım nasıldı? Katılan yayın evleri kimlerdi? Bize Urfa Kitap Fuarı ile ilgili gözlemlerinizi anlatır mısınız? Evet. Şimdi Urfa Fuarı bu yıl 6.sı düzenlendi. Yani 6 yıldır kesintisiz her yıl Urfa'da fuar Eylül Fuarcılık tarafından organize ediliyor. Tabii halkın okumaya yönelik ilgisi, fuara olan ilgisi gerçekten 9 gün boyunca dolu dolu geçiyordu. Temel yakındıkları konu kitabın biraz pahalı oluşu. Bu ortak bir kaygıydı. Bazı okurlar şunu bana gelip ilettiler yani. Hem benden kitap alıp hem de başkasından da alıp tekrar bana dönüp yani şu an bu standın en uygunu senin Sidar yayınları olduğunu ben gözlemledim. Yani biz de elimizden geldiği kadar yani burada bir her ne kadar ticari bir kuruluşsa da aslında biz buraya bir işletme gözüyle bakıp kendine amorte ediyorsa başarılıyız. Yani eksiye düştüğün an sen bu işletmeyi sürdüremezsin. Bunu esas alıyoruz. Mümkün olduğu kadar okuyucuya, kitabımızı okuyucuya ulaştırmak. Birçoklarının mesela öğrencilere yönelik şeylerin diğerinin maliyet söz konusu olmadan gücü oranında kitap verdiğimiz de olur. Ama genel manada Urfa'nın da özellikle Urfa'da Kürt tarihiyle ilgili kitaba bir şey vardı. Bir ilgi vardı. Yani Kürt tarihiyle ilgili. Başta Mehmet Uzun'un kitabı, Salahattin'in kitabı. Var olan, elimizde olanları bitirdik orada. Yani orada tükendi. Her ne kadar ağırlıkta, Urfa'da ağırlıkta dini yayın evleri de ağırlıkta olmasına rağmen diğer bize de yönelik ilgi vardı yani. O açıdan şey değildi. Umut vericidir yani geçmişte, gelecekte umut vericidir. Ama yetersizdir yani. Biraz daha Urfa'nın Kürtçe konuşma oranı Urfa'da çok fazladır. Ama ona karşılık Kürtçe okuma oranı da zayıftır. Az da olsa talep ediyorlardı yani Kürtçe kitap. Genelde Türkçe ama Kürt tarihiyle ilgili ta 1800'lerde özellikle Cizre, Botan tarihi, Dersim tarihi bunlara halkımız çok merak ediyor bunları. Yani bununla ilgili bayağı elimizde olan kitapları da bitirdik. Daha sonra zaten Diyarbakır'a geçtik 15 gün sonra. Diyarbakır konuşacağız ama öncesi evet. Özellikle Urfa Fuarı ile ilgili gözlemlerimiz, Urfalı okuyucunun yayın evlerine bakışı, oradaki Urfa'da dediğiniz gibi daha çok dini yayın evlerinin ön plana çıkması ama ulusal bilince sahip okuyucunun da kendi tarihini, kendi özünü arayışı, burada aslında yazmak isteyen aydınlara büyük bir sorumluluk düşüyor. Özellikle Kürt tarihi noktasında çok ciddi bir açık var. Özellikle ana dilde
yazması gereken, özellikle platformumuzda sayısı 200'ü bulan değerli aydınlara da burada iş düşüyor. Ana dillerinde mutlaka yazmaya başlasınlar. Öykü yazsınlar, roman yazsınlar. Hatta biz bundan 2-3 gün önce platformumuzun değerli yazarı Fahri Ergün'le bir sohbet sırasında kendisine bir öneride bulundum. Zaza dinle hakim kendisi. Neden dünya klasiklerini Zaza çevirmiyorsun diye bir serzenişte bulundum. O da dikkate aldı sağ olsun. Özellikle Simyacı kitabını, Bir Çift Yürek kitabını ve Martı kitabını özellikle önerdim kendisine. Bu kitaplar Dimli Dinle, Zaza Dinle mutlaka çevrilmeli. Türk gençleri ana dilinde bu klasikleri okumalı. O da çok büyük bir ciddiyetle bu işe eğileceğini, ben bu çağrıyı buradan bizi izleyen bütün değerli diğer yazarlarımıza da yapmak istiyorum. Özellikle ana dilde yazma becerisi olan, ana dilini kullanabilen aydınlarımıza büyük sorumluluk düşüyor. Çünkü geçmişte biliyoruz, Cizire Butan Bey'i Bedirhan, o dönem Türk gençlerini Fransa'ya gönderiyor, İngiltere'ye gönderiyor, eğitim almalarını sağlıyor. Ve o dönem bir takım dünya klasiklerini Türkçe'ye çevirtiyor. Avrupa'da eğitim gören gençler dünya klasiklerini Türkçe'ye çeviriyorlar. Bugün de en çok okunan dünya klasikleri Zaza Çağrı ve Kurmancı'ya çevrilmeli ki insanlarımız ana dilinde bu klasikleri okuyabilsinler. Böyle de bir ihtiyaç görüyorum yani, böyle bir açık görüyorum. Böyle bir öneriyi buradan aydınlarımıza da hatırlatmak istiyorum. Bu anlamda yazmak isteyen özellikle yazarlarımıza Sildar Yayınları da mutlaka gerekli desteği verecektir. Aynen burada. Yeter ki emek versinler, yazsınlar. Biz de imkanımız ölçüsünde bunları basım ve dağıtımını sağlarız. Tabii bunlar önemlidir. Yani şimdi ana dilde bazı yazarlarımıza şu algı oluşuyor. Ya işte bu kadar emek veriyoruz, yazıyoruz ama bakıyorsun karşılığında okurla buluşmuyor. Problem oluyor. Bazen vazgeçtiklerine de üzülerek öğrendim. Yani niye yazmıyorsun? İşte diyor okur da şey. Ama bu gelip geçicidir. Yani mutlaka o eser şu an değerlendirilmese bile ileride en kısa sürede bu dil toparlanıp halkla bütünleşecek ve mutlaka okunacaktır. Önemli olan o eseri ortaya koymaktır. Yani eser yoksa sen dil bilsen de şeyde geldi. Önce bir eser ortaya konulsun, emek verilsin. Zaten kurslar, şeyler, teşvikler gelişiyor. Hele hele yerel belediyecilik bu konuda önemlidir. İşte belediyelerimizin olmayışı da önemli. Yani şu an mesela Urfa Belediyesi her türlü Urfa'nın tarihini yazmaya sıcak bakmıyor. Ana dilde bakmaya, yazmaya, yazanları teşvik etmiyor. Şimdi mesela fuar alanı biz kağıttan, varlıktan şikayet ediyoruz. Halbuki belediyelerin imkanı geniştir. Yani o fuar alanlarından bile para kazanmanın hesabını yapıyorlar. O fuar alanlarını ihaleye çıkarıp şirketlere veriyorlar. İşte metrekaresi 1000 lira, 10 metrekare tuttuk 10 bin lira, 30 metrekare tutan 30 bin lira. Bir şekilde bunlar yandaşlar kendilerini amorti ediyorlar. Bir şekilde onun karşılığı çıkıyor. Onlardan kitap falan alıyorlar. Şimdi bizde belediyemiz olmadığı için şey de almıyorlar. Dolayısıyla sıcak da bakmıyorlar. O açıdan bir geçiş dönemidir. Yani ayakta kalmaya çalışıyoruz. Yani halkın ilgisi de iyi. Yani Kürtçe'ye de olsun, tarihine de olsun, Türkçe de okunsa bile Kürt tarihini arıyor. Yani bu da önemlidir. Bu bir aşamadır. İleride düzelir diye düşünüyorum. Sayın Cemal Bozoğlu, ben bizi izleyen değerli dostlar, biz bugün Sigar Yayın Evi sahibi Sayın Cemal Babaoğlu'yla Diyarbakır Fuarı'nı konuşacağız ağırlıklı olarak. Onu en sona özellikle bıraktık. Çünkü zannedersem Diyarbakır Kitap Fuarı bölgemiz okuyucuları açısından da çok önemli. Uzun yıllardır da yapılmıyordu. Bu Diyarbakır Fuarı ile ilgili gözlemleriniz, bize anlatmak istedikleriniz nelerdir? Onu bizimle paylaşır mısınız izleyicilerimize? Şimdi Diyarbakır Fuarı 4 yıldır yapılmıyordu.
Yani buna bazen diyorlar ya işte pandemi süreci tamam da kayyum da sıcak bakmıyor. Mesela şu an Mardin'de kitap fuarı yok, Van'da yok. Kayyum sıcak bakmıyor. Bu son artık seçim sürecinde bir de Eylül fuarcılığında Ankara'dan bastırmasıyla ikna edildi bir şekilde. Fuar gerçekleşti ve fuarda muazzam bir ilgi vardı. Hem de Kürt diline yönelik, Kürtçe yayın konusunda. Orada mesela İsmail Beşikçi Vakfı ilgi odağıydı. İsmail Beşikçi'ye yönelik muazzam bir sevgi seli vardı. Yani olsun, Selahattin Demirtaş olsun. Yani halkımız mağdurları unutmuyor. Yani İsmail Beşikçi yazdığı kitaptan dolayı 17 yıl hapis yattı. Yani hiç kimsenin bela karıncayı bile incitmemiş. Kimsenin bir gömleğinin düğmesini bile koparmamış. O kadar mütevazi bir kişi 17 yıl cezaevinde kalması halk bunu unutmamış yani. O da halkın sevgisini, saygısını kazanmıştır yani. O açıdan ilgi de vardı. Kürt yayıncılıkla ilgili orada yaklaşık ondan fazla yayın evi vardı. Hepsi de memnundular yani. Çoğunluğu ilgi de vardı. Evet, kağıda olan talep, kitaba olan aşırı fiyatların artması tamam bir eleştiri konusuydu. Ona rağmen halk kitabını alıyor. Eminim ki cebindeki 200 lirasını 50 lirayı kendine kaldırıp 150 lirasını kitaba veren memur arkadaşlar vardı yani. Okurlar vardı. O açıdan Diyarbakır halkı okuyor yani. Biliyor bazı meseleleri, gerçekleri. Aydın olmanın bilinci neler? Tarihi, bu da tarihi bir bilgiye sahip olduklarını gösterir. Nedense yani sıcak bakılmayışı da doğru bir yaklaşım değil. Yani umarım gözden geçirirler yapılanlar. Doğru da değil. Yani okumamış eğer kalkınmak istiyorsanız bunun yolu okumaktan geçer. Yok toplumu böyle yoksullukla, kendine biat ettirmeyle bunlar çirkin şeylerdir. Bunlar ayıp şeylerdir. Gidip işte okumasınlar ben kendilerine işte bir koli gıda yardım vereyim, kömür vereyim, bana biat etsinler. Bu da çok insani olmayan düşüncelerdir. Umarım onlar aşılır. Aşılır yoksa Türkiye'nin geleceği parlaktır yani o açıdan. Sadece kısır politikalar, sonuç almaya alınmayan yöntemler, defalarca uygulanıp da sonuç alınmayan tekrar tekrar denemeler. Dolayısıyla ülkeyi de krize sürüklemiştir. Bunun yolunu da aşmanın yolu da okumaktır. Bunun başka hiçbir yolu yoktur. Siz ekonomiden kalkınmış ama eğitimden geri kalmış bir ülke gösteremezsiniz. Dolayısıyla kurtuluşumuzun yolu da okumaktır. Her türlü yayınları, her şeyi okumamız evet. Sayın Cemal Baboğlu, tabii Diyarbakır bölgemiz açısından çok önemli bir merkez. Kapıların sayısı olarak elinizde bir istatistik var mı? Fuar yetkililerin açıkladığı bir rakam var zannedersem. Yani 170 bin civarında bir yoğunluğun oluştuğuna dair bilgiler var. Artık resmi mi gayri resmi mi? Yani her gün dolu dolu geçiyordu. Özellikle hafta sonları hani diyorlar ya iğne atsan yere düşmez. O derece yoğun bir ilgi vardı fuara. Yani 4 yılda yapılmıyordu ama ona rağmen bir özlem vardı yani o açıdan. Diyarbakır okuru umut veriyor yani. 10 Türk yayın evinin katılımcı olduğundan bahsettiniz. Bunları isim olarak bize söyleyebilir misiniz? Hangi yayın evleri vardı? Yani başta İsmail Beşikçi, ondan sonra merkezi Van'da olan Sitav yayınları, Avesta, Doz yayınları, mesela iletişim yayınları da vardı. O da Can yayınları, iletişim yayınları. Ondan sonra yani ilk JJ yayınları var mesela Diyarbakır'ın merkezinde kurulmuş JJ yayınları. Bunları sayabiliriz yani. Okurların ilgisinin genel anlamda iyi olduğundan bahsettiniz. Özellikle tarihe olan
Merhaba. Özellikle araştırma inceleme kitaplarına olan talep fazlaydı demiştiniz. Evet. Tabii bu özellikle kitap fuarlarının yapılıyor olması hem okuyucu açısından hem yayın evleri açısından da çok büyük bir fayda sağlıyor. Çünkü okuyucu kitap fuarlarında biraz daha makul fiyata kitap satın alabiliyor. Kampanyalar yapılıyor yayın evleri tarafından. Dolayısıyla iyi olmayan bir ekonomik süreç içerisinde dahi okumak isteyen okuyucu mutlaka bir şekilde fedakarlık yapıyor ve bu kitaplara bir şekilde ulaşıyor. Bunu bir yayın evi sahibi olarak siz birebir gözlemlemişsinizdir orada. Evet. Tabii burada kurumlara büyük iş düşüyor. Özellikle belediyeler, sivil toplum kuruluşları yayın evlerini mutlaka desteklemeleri gerekiyor. Özellikle yeni yazmak isteyen yazarlara mutlaka mali destek, finansman desteği sağlamak gerekiyor. Sponsor olmak gerekiyor. Çünkü yazmak isteyen birçok insan ciddi bir maliyet problemiyle karşı karşıya. Birçoğu yazıyor, dosyaları hazır ama bu dosyalarını basıma gönderiyor. Evet. Tabii bu gelişmiş ülkelerde farklı yapılıyor. Özellikle İsveç'te devlet yazara her türlü desteği veriyor, olanağı sağlıyor. Sırf yazar yazıyor, yazdığını devlet pazarlıyor, devlet satın alıyor. Devlet kütüphanelere yolluyor, kitaplıklara yolluyor. Birçok satın alma işini önceden hallediyor. Yazar sadece yazıyor. Ama bizde yazar hem yazmak zorunda, hem basını yapmak zorunda, hem takibini yapmak zorunda yazarı büyük bir iş düşüyor burada. Aynen. Yani normalinde yani halkın belediyeleri olsa sıkıntının %50'si azalır. Şu an farklı bir belediyecilik anlayışı, özellikle iktidar yanlısı belediyeler olayı biraz da benden olanlar olmayanlar tarzında değerlendirilmesi yani asla kabul edilmez. Tabii Avrupa'da içeriğe bakıyorlar. İçerik önemli. Burada da yandaşlığa bakıyorlar. İçerik önemli değil. İçeriğe önem vermiyorlar. Evet. Yani saçma sapan şeyleri duyuyoruz. Bakıyorsun ki milyon şeyler alınmış. Destekler alınmış. Mesela bilmiyorum isim vermek ne derece şey. Mesela Diyarbakır'daki Kayyum Belediye bir kendi yandaşına 25 milyon yayın evine ödeme yaparak kendi kitabını getirmişti şeye Diyarbakır Belediyesi standına bedava dağıtıyordu. 25 milyon para yani demiş. Yani içerik ne? Böyle işte biraz dini terim, biraz şeyler terim yeterlidir onlar için. Yani doğru değil bu yaklaşım. Kim olursa olsun eser destek görmüyorsa desin ki bunun içeriği havacıvaydı, bunun içeriği bomboştu, yanlış bilgilerle doluydu. Amenna anlarsın. Ama sen gel sırf kendi yandaşıdır diye saçma sapan, hiçbir sağlıklı bilgisi olmayan kitaplar böyle karabalık bir şekilde yaprakları doldurmuş ve ona muazzam bir destek var. O açıdan halkımız bunu da biliyor yani prim yapmıyor yani o açıdan. Yani o ne bileyim bunlar da hepsi bir süreçtir. Umarım ki bu yerel seçimler önümüzde yaklaşıyor. Halkın belediyeleri bu soruna el atacaktır yani ağaçla. Sayın Cemal Babaoğlu, bölgemizde özellikle Mezopotamya tarihi çok zengin bir tarih, kötü bir tarih. Evet. Mezopotamya uygarlıklarıyla ilgili, Kürdistan tarihiyle ilgili, coğrafyamızın tarihsel süreçleriyle ilgili ciddi bir açık var. Özellikle ana dilde yazılmış tarih kitaplarına çok ciddi bir anlamda ihtiyaç var. Avrupa'da yaşayan, metropollerde yaşayan, bölgemizde yaşayan birçok araştırmacılar özellikle bu tarihsel anlamdaki bu eksiği, bu açığı kapatmak için mutlaka kendi ana dillerinde kendi tarihsel süreçlerini yazacak kitaplar
araştırma, inceleme kitapları. Mutlaka evet. ortaya koymalılar. Çünkü dediğiniz gibi şiiri, öyküyü yazmak çok kolaydır. Romanı da yazmak hakeza. Ama kendi tarihsel sürecini inceleyip onu karanlık dehlizlerden, yer altındaki arkeolojik kazı alanlarından çıkarıp evet. yüzüne çıkarmak. Sesin de bu ara gidip geliyor. Pek anlaşılmadı. Evet. Zaten programımızın sonuna doğru geliyoruz Sayın Cemal Babaoğlu. Toparlayacak olursak ana dilde yazılmış tarihsel araştırma inceleme evet. kitaplarına evet. ihtiyaç var. Sesin bu arada anlaşılmadı. Bilmiyorum. Evet. Ses pek anlaşılmadı ama ben şunu bitti mi? Şunu söylüyorum. Evet. Ana dilde evet. yazılmış eserlere ihtiyaç var. Aynen. Ben Siyorek Kültür Platformu'nun değerli izleyicileri bu saate kadar bizi izlediler. Hepsine teşekkür ediyorum. Sidar Yayın Evi'nin yönetim kurulu başkanı olarak Sayın Cemal Babaoğlu'na son sözü vermek istiyorum. Yayın Evi'nin gelecekteki planları, hedefleriyle ilgili, yapmak istedikleriyle ilgili bize neler söylemek istersiniz? Toparlayacak olursak son sözlerinizi alayım ben size. Yani yayın evi olarak bahsettiğiniz bu coğrafyanın tarihini, kültürel değerlerini açığa çıkarmak, yazarlara da destek sunmak. Bu amaçla mesela Urfa'da ama ne derece açığa çıkan bir tarih var. Bu tarihi yazılışını yaparken kim neye göre yazmış, kaynak nedir? Yani o açıdan bu konuda Said Üçlü'nün kitabı var, Göbekli Tepe, Hrabreş Uygarlığı. O önemli bir eserdir. Yetmez ama olması da lazım. Yani tek hedefimiz bu dediğin gibi bölgenin tarihini açığa çıkarma noktasında yazarlara elimizden geldiği kadar destek sunacağız. Bu arada Siverek Kültür Platformu'nu Sayın Süleyman Roşan şahsında emek veren, moderatörlük yapan, program yapan tüm arkadaşlara, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bir saattir bizi sabırla dinleyen, şu an bizi de izleyenlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Umarım sizi mahcup etmem, daha da ileriye, daha da güzel eserlerde buluşmak benim de dileğimdir. Teşekkür olun, var olun. Değerli Siyorek Kültür Platformu'nun izleyicileri, bugünkü canlı yayın konuğum Sidar Yayın Evi'nin sahibi Sayın Cemal Babaoğlu'ydu. Bölgemizin, Mezopotamya'nın çok önemli bir yayın açığına kapatıyor kendisi. Çok anlamlı çalışmalara imza attı. Kendisine bu çıktığı anlamlı yolda tekrar başarılar diliyorum. Bizler Siyorek Kültür Platformu ailesi olarak Sidar Yayın Evi'nin her zaman yanında olacağız. Kendisini desteklemeye devam edeceğiz. Özellikle ana dilde yazmak isteyen değerli yazarlarımıza büyük görevler düşüyor. Özellikle buradan tekrar hatırlatmak istiyorum. Ana dilde yazılmış olan eserler, özellikle tarihsel araştırma inceleme eserlerine ihtiyaç var. Bu alanda ciddi bir açık var. Bölgemizde yapılan fuarlarda da bu açığa çıkmış durumda. Sayın Cemal Babaoğlu da bunları dile getirdi. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte daha kaliteli, daha edebi, daha içeriği dolu eserlere imza atılacaktır. Bizler Sidar Yayın Evi'nin basımını yaptığı kitapların sayısının artmasını, okuyucuya çok rahat bir şekilde ulaşmasını diliyoruz. Bu anlamda bu anlamlı işi yaptığı için de kendilerine bir kez daha Siyorek Kültür Platformu ailesi olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. Buradan bizi izleyen değerli dostlar, bu yayını çevrenizdeki dostlarla paylaşın. Daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşsın. Bu arada Sidar Yayın Evi Urfa'dan. Sidar Yayın Evi'ne internet üzerinden çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. İnternet üzerinden kitaplarını isteyebilirsiniz. Bizzat Cemal Babaoğlu'na yazarak, Sidar Yayın Evi'ne yazarak da kitap isteyebilirsiniz.
Kargoyla da size ulaştırma şansları var. Ama dediğim gibi bu yayın evlerini ayakta tutmak biz izleyicilerin görevi. Türkiye'nin ve dünyanın neresinde olursak olalım mutlaka bu yayın evine sahip çıkalım. Kitap satın alarak destek olalım. Bugüne kadar 105 kitabın basımını yapmış. Elinde onlarca da basılmayı bekleyen çalışma, inceleme, araştırma kitapları var. O yüzden mutlaka Sigar Yayın Evi desteklenmeli. Özellikle yazmak isteyenler dosyalarını Cemal Babaoğlu'na ulaştırmazsa editörleriyle, kitap tasarımlarıyla, kapak tasarımlarıyla günden güne kendini geliştiren, iyileştiren bir yayın evi çizgisi var. Bu bizim yayın evimiz kısaca. Bizler yayın evimize bir sahip çıkacağız. Dolayısıyla batıdan herhangi başka bir yerden destek beklemeyelim. Urfa'da sizler yayın evi bizler için var. Bölgemizdeki bütün fuarlara, hatta İstanbul'daki fuarlara, Ankara, İzmir'deki fuarlara katılımını sağlayabilmemiz için özellikle hemşeri derneklerine, iş adamı derneklerine, sivil toplum örgütlerine çok görev düşüyor. Bu yayın evinden toplu kitap alımları yaparak kendilerine destek olabilirler. Özellikle bizi izleyen değerli İskele Kültür Platformu'nun 200'e yakın değerli üyesi her biriniz onar kitap satın alarak Cemal Babaoğlu'na ve Sigar Yayın Evi'ne destek olabilirsiniz. Buradan tekrar bunu hatırlatmış olayım. Canlı yayın teklifimizi kırmayıp kabul ettiği için, konuk olmayı kabul ettiği için Sayın Cemal Babaoğlu'na bir kez daha huzurlarınızda İskele Kültür Platformu ailesi adına teşekkürlerimi sunuyorum. Cemal Bey, son sözlerinizi alayım, kapanışı o şekilde yapayım. Yani bize söz bırakmadın, her şeyi gerçekten dile getirdin. Bir yayın evini tabii sahiplenmek çok önemlidir. Dediğimiz gibi arkamızda bir büyük bir sermaye de yok. Kendi emeğimizle, kendi gücümüzle, kendi kendimizi finanse etmeye çalışarak burada okurların sizin desteğinizle umarım iyi bir yere geleceğimizi de düşünüyoruz. Bu iyi dilekler için de ben teşekkür ettim. Sağ olun, var olun. Tekrar herkese selamlar, saygılar. Siyonik Kültür Platformu'nun değerli izleyicileri, bir canlı yayının daha sonuna geldik. Bir başka canlı yayında tekrar görüşmek üzere. Şimdilik alasmaladık. Hatır ve hatır düşman. Evet, doğru.